Ödemiş'te seçim kampanyasını en önce Dilek Acar Güleç başlattı. Demokrat Parti logosu altında sahaya çıktı. Fakat Dilek Acar Güleç ondan çok daha önce bu işleri başlatmıştı. Anadolu'da çok güzel bir söz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Dilek Acar Güleç tarlada iz bırakmış, Ödemiş'te iz bırakmış, yıllarca iz bırakmış. Güçlü bir kadın gazeteciden güçlü bir kadın siyasetçiye dönüşme serüvenini bu seçim kampanyası döneminde Ödemiş'te Dilek Acar Güleç'te yaşadık. Ben Demokrat Parti milletvekili olarak Türkiye'nin birçok yerindeki seçim kampanyalarında, seçim çalışmalarının içerisinde bulundum. Şunu çok net ifade edebilirim ki, sadece Demokrat Parti adayları içerisinde değil, tüm siyasi partilerin adayları içerisinde, ilçe düzeyinde en pozitif, en etkili seçim kampanyasını yürüten aday Dilek Acar Güleç olmuştur. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hem dışarıdan gözlemlediğim hem de bütün sahadan gözlemlediğim iş budur. Bunu neye bağlayabiliriz? Çünkü Dilek Acar Güleç biraz önce söylediğim gibi Ödemiş'te iz bırakmış kadın gazeteci olarak. Ödemiş'in her mahallesinde, her köyüne dokunmuş, her mahallesinin, her köyünün muhtarının problemlerini gazeteci olarak savunmuş, peşini bırakmamış, takip etmiş. Dolayısıyla her mahallede, her köyde bir sevgi halkası oluşturmuş. Dilek Acar Güleç Ödemiş'in bütün gençleriyle ilgilenmiş, gençlerden bir sevgi halkası oluşturmuş. Bütün kadınlarının sorunlarını takip etmiş, kadınlardan bir sevgi halkası oluşturmuş. Esnafına gitmiş, dokunmuş yıllardır, esnaftan bir sevgi halkası oluşturmuş. Çiftçiyle, köylüyle her zaman iç içe olmuş, onların sorunlarını takip etmiş, onlardan bir sevgi halkası oluşturmuş. İşte bu seçim kampanyası boyunca da bütün bu halkaları, bu sevgi halkalarını birleştirdi. Onun için başarılı bir kampanya yürüttü. Yani sadece şu 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir çalışma değil bu. Onun öncesi var. Onun öncesindeki o sevgi halkalarını birleştirdiği için bugün başarılı bir netice alacak. İşte bugün de seçimin son günü en son halkayı takacak ve 1 Nisan gününden itibaren inşallah Ödemiş'in belediye başkanı olarak hizmet etmeye başlayacak. Kendisini tebrik ediyorum. Başarı diliyorum. Çok önemli, çok başarılı bir kampanya yürüttüğünüz. Tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Her şey Ödemiş için. Her şey Ödemiş için.